Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız, sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Hepimizin ezberinde olan Fatiha suresinden sonra en çok okuduğumuz Sure-i Celil'e olan İhlas suresinin tefsiriyle dersimize devam edeceğiz. Halkımız gerçi onu İhlas suresi diye değil, Kul Hüvallahu Ahad suresi diye bilirler. Resmi adı İhlas suresi ama halkımızın dilinde Kulhü suresi veya Kulhü vallahu ahad suresidir. Namazlarımızın içinde okuduğumuz gibi namazlarımızın dışında da çokça okuduğumuz, hatta bazı gecelerde bazı insanlarımız, değerli insanlarımız 100 defa, 1000 defa Kul Hüvallahu Ahad suresini okuduğunu biliyoruz. Ne kadar çok okunsa doyumu olmayan bir sure. Kur'an-ı Kerim'de her harfi Allah Celle Celaluhu anlatan tek sure İhlas suresidir. Onun için İhlas suresi denilmiştir. İhlas, Türkçe karşılığı biz onu, Türkçe'de kullandığımız bir kelime vardır. Halis altın diyoruz mesela. Halis kelimesi. Yani katışıksız, saf anlamında. Som altın dediğimiz, halis altın dediğimiz, yani 1000 milyemlik altın. İçinde 1 miligramlık gümüş katığı, karışığı veya bakır karışığı veya bir başka maddenin karışığı olmadığı zaman ona 1000 milyemlik altın, som altın diyoruz. İhlas da inancımızın içerisine zerre kadar inkar, şirk karışmadığı zaman ona ihlas diyoruz. İşte surenin kendisi bile kelimeleriyle,
hatta harfleriyle dahi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu bize anlatan surenin adı İhlas suresidir. Kul hüvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad diye okuduğumuz Sure-i Celile'nin her harfi Allah Celle Celaluhu tanıtmaktadır, anlatmaktadır. Onun için ondan bahsettiğinden tadına doyum olmuyor. Çünkü bizim sevdiklerimizin tamamını yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Halbuki sevdiklerimizin adını anmaktan zevk alırız. Bir araya geliriz, sevdiğimizi konuşursak, ikindi üzeri televizyon programlarında, Ramazan günlerinde yemek programları daha fazla seyredilirmiş. Niye? Aç insanlar yemek tariflerini daha dikkatle dinliyorlar. Öğreneceğinden değil, bakmanın bile zevkli olmasından dolayıdır bu. İkindi üzeri, bugünlerde gerçi fazla susamıyoruz ama bir Ağustos ayında oruç tuttuğumuzu düşünün. İkindi üzeri su şelalelerinin akışından zevk alırız. Televizyon ekranlarında ona bakmaktan, suların akışından, denizlerden ırmaklara kadar bütün bunları seyretmekten zevk alırız. İnsan sevdiğini görmek, sevdiği üzerine konuşmaktan zevk alır. Bütün sevdiklerimizi yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse onu anmak, onun adını söylemek daha bir başka zevkli oluyor ki Türkiye'de en çok okunan surelerden bir tanesi Kul Hüvallahu Ehad suresidir. Peki ne diyoruz bu sure-i celilede? Başta kul diyor Rabbim. Söyle diyor. Bu indiğinde bu sure-i celile emir Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama idi. Şu anda bana, sana, ona, bütün Müslümanlara emir var. Söyle diyor. Biz söyleyeceğiz. Duyuracağız. İnsanlara duyuracağız. Neyi duyuracağız? Hüvallahu ahad. O Allah tektir. Bunu duyuracağız. Peki, her kelime üzerinde ayrı ayrı durulduğunda bize Rabbimiz bu kelimelerin sıralanışında, dizilişinden bile işaret ettiği manalar vardır. Söyle, o Allah birdir. Burada Rabbim yaratan ile yaratılanın ayrı olduğunu da bize ifade etmiş oluyor. Eski Yunan felsefesinin, tabi hepsinin değil, bütün Yunan felsefesinin tamamı aynı şeyi söylemiyor. Ama işlerinden bazıları Allah'a inanıyoruz ama Allah tabiatın özüdür diyorlar. Bu felsefeyi yeniden diriltmeye çalışan günümüzde insanlar var. Hatta Türkiye'den de bir insan hem de din adına kitaplar yazarak aynı şeyi yayma gayreti içerisindedir. Surenin kendisi bunu reddediyor. Bir söyle diyen var, bir de söyleyecek olan var bakınız. Biri yani Allah Celle Celaluhu diyor ki kul, söyle diyor. Kime? Bize. Yani insanlık ailesine emir veriyor. Söyle, duyur bunu diyor. Buradan yaratanla yaratılanın ayrı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. İslam felsefesi içerisinde de Yunan felsefesini destekleyen düşünürler gelmiş geçmiştir diyorlar. Mesela Mevlana'dan örnek veriyorlar.
Mevlana da aynı kanaattedir diyorlar. Mevlana'nın Mesnevisini baştan sona okudum. Bazı beyitler var ki doğru, onları destekler gibidir, gibidir diyorum. Desteklemiyor aslında. Mevlana diyor ki ben yokum, sen yoksun, o var diyor. Ama bunu şöyle bir misalle anlatıveriyor. Ateş böceğine sormuşlar veya muma sormuşlar. İkisi örnekte var. Geceleri bizi aydınlatan mum, ona sormuşlar. Veya geceleri görülen ateş böceğine, gerçi şehir çocukları pek görmezler ateş böceğini ama köy çocukları bilirler. Ateş böceğine veya muma sormuşlar. Seni geceleri görüyoruz, gündüz nerelere gidersin demişler. Mum da ateş böceği de demiş ki, güneş doğduktan sonra biz yok oluyoruz. Aslında yok olmuyorlar. Fakat ateş böceğinin ışığı veya mumun ışığı, güneşin ışığı karşısında varlık iddia edecek durumda değildir. Bizim gücümüz, bilek gücümüz, Allah Celle Celaluhu'nun gücü karşısında ben varım diyecek durumda değil ki. Bizim bilgimiz Allah'ın Alim ismi karşısında varlık iddia edecek durumda değil. Onun için ben yokum, sen yoksun, o var diyor. Yani varlık, Rabbime karşı varlık iddia edecek durumda değiliz. Ama o bizim var olduğumuzu söylüyor. Nereden anlıyoruz? Kul kelimesinden anlıyoruz. Kul, söyle diyor. Burada bize ayrıca bir de şeref vardır. Rabbim bizim şanımızı da yüceltmektedir. Bizi muhatap almıştır Allah Celle Celaluhu. Kul olarak kabul etmiş, sevmiş ve bize diyor ki söyle. Kime? Diğer insanlara söyle. De ki Hüvallahu ahad. O Allah tektir. Muhterem seyirciler, Türkçe'de bir cümle kurarken cümlemize o kelimesiyle başlayamayız. Çünkü o bir işaret zamiridir. Daha önce bir isim geçmesi lazım ki ondan sonra o diyelim. Mesela Ahmet haccını bu sene yerine getirdi. Hac görevini yerine getirdi. O yani Ahmet. O zaman olabilir ama ilk cümleye o diye başlayamayız. Burada başlanmış. Söyle dedikten sonra cümle başlıyor. O yani hüve, o Allah tektir. O daha önce Allah Celle Celaluhu'nun ismi geçmedi. Ama o kelimesiyle başladı. Bu da şundan dolayıdır demiş müfessirlerimiz. O deyince ondan başka hatıra kimse gelmez ki. Ondan dolayı Allah Celle Celaluhu bize o kelimesiyle yani hu kelimesiyle cümleye başlayıvermiş demişler. Yunus Emre de bu inceliği kavrayanlardan. Şiirini okuruz da fazla düşünmeden üzerinden geçer gideriz. Elif okuduk ötürü diyor. Elif okuduk ötürü. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Elif'i ötüre olarak okuduğumuzda, hani üstün okursanız e, esre okursanız i, ötüre okursanız o olur. Yani diyor ki Yunus, biz hep onu okuduk diyor. Dağa baktık, onu gördük. Yıldıza baktık, onu gördük. Denize baktık,
o onu gördük. Çocuğa baktık, o onu gördük. Çiçeğe baktık, o onu gördük. Tabii bunu riyakarca görenler de var ayrıca. Şehzade Şirazi Gülistan'ında şöyle der. Şiraz'da bir adam şehrin meydanında orada geçmekte olan bir güzel kadını gördü ve bayıldı. Etraftan yetişenler onu ayıltmak için uğraşırlarken ne oldu, ne oldu dediler. O bayılanı seven biri açıklama yapıyor. Buradan biri güzel geçti. Bu derviş ona baktı. O kadının yüzünde Allah'ın sanatını gördü ve ondan dolayı kendinden geçti demiş. Biri cevap vermiş. Eğer Allah'ın sanatını görecek göz olsaydı bu adam deveyi görünce de bayılması gerekirdi diyor. Çocuğu görünce de bayılması gerekirdi. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun sanatı çocukta da vardır, çiçekte de vardır, dağda vardır, denizde vardır, taşta vardır, kuşta vardır. Her yerde vardır. Yeter ki görecek göz olsun. Bu hevasından bayılmış deyiveriyor. Görecek göz olacak olursa her şeyin gerisinde Allah Celle Celaluhu'nun gücünü ve sanatını görür. Hüvallahu ahad. O Allah tektir derken Allah üçtür diyenlere cevap vardır. Allah üçtür diyenler var. Allah hiçtir diyenler var. Bunların ikisine de cevap var burada. Yani ateistim diyen insanlar yok öyle bir şey diyorlar. Siz ona hüvallahu ahad. Hani çocukluğumuzda öğretirlerdi. Ne güzel şeyler öğretmişler. Allah kaç? Bir. Neden bildin? Nereden bildin? İki delilinden. Biri akli, biri nakli. Akli delilin nedir? Yeri göğü yaratan iki olsaydı kavga ederlerdi. Çocuk mantığına göre ne güzel öğretilmiş. Ayet-i kerime var bu konuda. Aynen bu anlamda. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer göklerde ve yerde iki ilah olsaydı düzeni bozulurdu. İkisinin de düzeni, gökyüzünün de yeryüzünün de düzeni bozulurdu diyor. Çocuk mantığıyla eğer yerde ve gökte iki ilah olsaydı kavga ederlerdi. Bakıyoruz ki yağmurun yağması, güneşin doğması, arıların bal yapması, kelebeklerin uçması Hazreti Adem'den beri düzenli bir şekilde devam ediyor. Öyleyse Allah birdir. Akli delil. Nakli delilin nedir? Kul huvallahu ahad diye öğretilmişti. Gerçi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da birisi sana peki yeryüzünü kim yarattı? Allah. Gökyüzünü kim yarattı? Allah. Peki Allah'ı kim yarattı diye soracak olursa ona kul huvallahu ahad suresini oku ve geç diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O Allah tektir derken şu anda dünyada ateistim diyen binlerce insana cevap veriyorsunuz. O Allah tektir. Kul hüvallahu ahad derken şu anda milyarlarca Hristiyana ki onlar Allah üçtür diyorlar. Onlara cevap vermiş oluyorsunuz. Allah, Ruhul Kudüs ve İsa. İsa aleyhissalatu vesselam diyoruz biz. Ama onlar Allah'ın oğlu kelimesini kullanıyorlar. İncil'in dördünde de bu ifade geçmektedir. Allah Celle Celaluhu'ya oğul isnat ediyorlar. Eski tabiriyle tethlis, yeni tabiriyle günümüz şeyiyle üçleme inancına inandıklarını Kur'an ifade ediyor. Şu anda kendileri de bunu söylüyorlar
ve İncil'in içerisinde de şu anda mevcut okumakta oldukları İncil'de de bunlar söyleniyor. Biz de diyoruz ki hayır. Bütün velillahi mülkü semavati vel arz ve göklerin ve yerin mülkiyeti, otoritesi her şeyi Allah'a ait. Yani sen de, ben de, Muhammed aleyhissalatu vesselam da, İsa aleyhissalatu vesselam da, Musa aleyhissalatu vesselam da, Uzeyr aleyhissalatu vesselam da Allah'a aittir. Yani birini oğul seçmesi söz konusu değildir. Peygamberlerini seçmiş, insanlara yol göstermiştir ve bütün insanlar da Allah Celle Celaluhu'nun kuludur. Peygamberleri ayrıca kulu ve Resulü olarak görmekteyiz. Muhterem seyirciler, devam ediyor. Kul hüvallahu ahad, Allahu samet. O Allah Celle Celaluhu hiç kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaçtır. En güçlü olduğuna inandığımız insanlar, yani ekonomik yönden sorunları halledilmiş, siyasi yönden en zirvede, askeri yönden bütün dünyanın güçlerine egemen durumda olan, ki zamanla Firavun böyle bir saltanat elde etmiş, günümüzde böyle bir insan olsa bile o nefes alır verirken Allah'a muhtaç. Gözünün her an zayıfladığını görüyor yaş ilerledikçe. Her an aklında, beyninde binlerce hücre ölüp gitmekte. Her şeye sahip ama vücuduna sahip değil. Kederlere gark olmakta. Saraylar içerisinde içi yanmakta. Ve bir hastalandığı zaman dünyanın en iyi hastanesinde, dünyanın en kaliteli doktorların elinde ölüp gitmekte. Ona can veren Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'e de can veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Çöldeki küçücük bir ota da hayat veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Kutuplardaki kutup ayılarına can veren yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Güle can veren o Allah, bülbüle can veren yine o Allah Celle Celaluhu. Hepimiz ona muhtacız. Ama o hiçbirimize muhtaç değildir. İbadetimize de muhtaç değildir. Biz ibadetimize biz muhtacız. Allah Celle Celaluhu bizim ibadetimize muhtaç değildir. Bizim ibadet etmemizi istiyor, biz kendi canımızı onun gösterdiği ibadetlerle koruruz. Onun rızasını kazanırız. Onun cennetine, onun gösterdiği yoldan gidersek kavuşuruz. Yani ibadetlerimiz de yine bize faydalıdır. Lem yelid ve lem yuled. Bu şu anda milyonlarca değil, milyarlarca insanın inancına reddiyedir. O Allah çocuk edinmemiştir. Lem yelid. Yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur demekten vazgeçin. Veya Uzeyr Allah'ın oğludur demekten vazgeçiniz. O doğurmamıştır. O doğurulmamıştır da. Yani bir soru sorarlar ya, peki kainatı kim yarattı? Allah. Allah'ı kim yarattı? İşte onun cevabı. Velem yuled. O yaratılmamıştır. O doğurulmamıştır diyoruz. Ya onu da bir yaratan vardır. Israrla bunun üzerinde duruluyor. Hani bunu kelam kitaplarımızda, peki senin mantığından hareket edelim. Onu da bir yaratan vardır. Tahtaya işaret koyuyorsunuz. Şu kainat, dünyayı yaptınız. Dünyanın üzerine bir çizgi attınız. Bu Allah. Yani bu yeryüzünü, gökyüzünü Allah yarattı. İnançsız diyor ki, onu da biri yaratmıştır. Peki öyleyse bunu da şu yaratmıştır diyoruz. O zaman ben sorarım, bunu kim yarattı?
Onu da bir yaratan vardır. Peki onu kim yarattı? Onu da bir yaratan vardır. Peki onu kim yarattı? 80 yıl ömrümüz olsa bu soruyu sormak ve böyle cevap vermekle devam eder. Ve sonu da gelmez. Sonu gelmez bir zincirleme sorular silsilesine girmiş oluruz böylece. Onu biz kesiyoruz. Velem yulad, o yaratılmamıştır. O doğurulmamıştır diyoruz. Lem yelid, Hristiyanlar camiasına, aynı zamanda Yahudilerin bir grubuna, yani ve galetil yehudu Uzeyrun ibnullah. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim diyor ki Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Öyle inanan Yahudilere ve bir de İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlara cevap veriyorsunuz. Yani İhlas suresini okurken siz uluslararası siyaset yapıyorsunuz. Tabi İslam'ın siyasetini yapıyorsunuz. Yanlışların doğrusunu söylüyorsunuz. Milyonlarca değil, milyarlarca insana yanlış yoldasınız. Allah doğmamıştır, Allah doğurmamıştır diyorsunuz. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Ona denk hiçbir kimse yoktur diyoruz. Şimdi birileri çıkıyor, ben varım diyor. Allah da kim oluyormuş? Böyle ifade edilmiyor ama şöyle deniliyor. Efendim, günümüz şartları değişti. Milenyum yılında yaşıyoruz. 2004'te yaşıyoruz, 2005'te yaşıyoruz. Daha sonraki yıllar söylenecek. Bu çağda Allah'ın kitabı geçerli değildir. Bu mantıkla İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu İncil'i tahrif ettiler. Kendilerine benzettiler. 300'ün üzerinde, 500'ün üzerinde İncil meydana getirdiler. Bunların içerisinden Kur'a ile 4'ünde karar kıldılar. Hala o 4'ü de birbiriyle çelişkili devam edip gidiyor. İnsanlar kendilerine benzettiler. Aynı mantıkla hareket ettiler onu. Tevrat içinde aynı şey geçerli. Kur'an içinde aynı şeyi söylüyorlar şimdi. Kur'an 1400 yıl önce inmiştir. Onun dedikleri değil. Şu anda biri diyor ki benim dediğim. Bunu oylamaya filan tabi tutmam diyor. Gücümle ben dünyanın her tarafına kendi düşüncelerimi, kendi kanunlarımı evrensel bir kanun haline getirip yutturacağım. Yutmayanı yok ederim diyor. Terörist ilan ederim diyor. Benim gücüm buna yeterli diyor. Ve siz ona diyorsunuz ki وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. O Allah Celle Celaluhu'nun dengi olacak hiçbir kimse yoktur. Kurum yoktur, kuruluş yoktur, devlet yoktur. Ona denk olacak. O Allah Celle Celaluhu yaradandır. Kendini güçlü gören insanlar bir zerre yaratmıyorlar, bir buğday tanesi yaratmıyorlar, bir kan damlası meydana getiremiyorlar. Bir kan damlasının içerisinde 5 milyonda kadar canlı varmış. Bunları yapamıyorlar, ondan sonra da büyüklükten bahsediyorlar. Kraker yerken ölmek üzere yatıveren insanlar büyüklükten bahsediyorlar. Yani bir su damlasıyla denizine gitmek suretiyle boğulup gitme durumunda insanlar Allah Celle Celaluhu'ya baş kaldırıyorlar. Hani Nemrud'un beynine bir sinek girdi de ölümüne sebep oldu derler. Bir sineğe karşı bile gücü yetmeyenler ilahlık iddiasında bulunuveriyorlar. Bir avuç denizin dibinde suyla boğulup gidenler fekale ene rabbükümül a'la diyorlar. En yüce Rabbiniz benim. Benim dediğim tutulacaktır. Allah'ın dediği değil diyenler Rab'lık iddiasında bulunuyorlar. Siz de onlara karşı
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Onun dengi, hiçbir kuvvet, hiçbir güç yoktur diye cevap veriyorsunuz. Muhterem seyirciler, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ suresini çokça okumaya devam edelim. Şirkten bizi en uzak hale getirecek olan sure-i celile budur. Ateistlikten, yani ben Tanrı tanımam diyenlerden uzak tutan bir sure. Tabiat ve insan ve görülen görülmeyen her şey Allah'la iç içedir diyen panteistlere bir reddiyedir bu sure. Yok öyle bir şey. Allah yaradandır, diğerleri yaratılandır, biri birinden bunlar ayrıdırlar diye cevap veren bir sure. Allah üçtür diyenlere Allah tektir diye cevap veren bir sure. İsa Allah'ın oğludur diyenlere hayır, Allah doğurmamıştır. Allah doğurulmamıştır. Yani Allah'ı kim yarattı diyenlere cevap veren velem yekunle velem yulet ifadesiyle cevap veren bir sure. Kendini ilahlaştıran, kendini Allah'tan üstün görmeye çalışan, onun dediği değil benim dediğim olur diyenlere de yine cevap veren bir sureyi celile. Ne güzel değil mi? Her harfi Allah Celle Celaluhu tanıtıyor ve her cümlesinde geçmişte olan, şimdi bulunan ve ileride de olacak olan felsefi akımların cevabını kendinde barındıran bir sure-i celiledir. Bu kısacık sure-i celilemiz. İhlas suresidir. Şirkin kokusunu dahi içinde bulundurmayan sure-i celiledir. Okumaya, anlamaya ve ona göre davranmaya devam edelim. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.